Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Nuray Mert haftanın gündemini yorumlayacak. Ben Gökçe Çiçek Kösadağı. Sorularımla, sizin merak ettiklerinizle, kendi merak ettiklerimle programı açıyorum efendim. Merhaba Nuray Hanım, nasılsınız? Merhaba. Valla karkış boran etraf, sizin orası nasıl? Valla bizim, ben çok evden çıkmadığım için çok etkilenmiyorum. Ama bayağı böyle her şey aksamış, onu izliyorum galiba. Havaalanında da özellikle aksamalar olmuş. Evet, 2 gün kar yağarsa böyle oluyor. Ben en çok tabii, yani hem bunlar da tabii çok tatsız şeyler, çalışmak ve dışarı çıkmak zorunda olanlar için, ama sokak hayvanları için, yani bizim gibi olanlar da kafayı buna takmış oluyor biraz, ama gerçekten çok üzücü. Yani işte böyle bir takım evler yapıyorsunuz, işte kartonlar falan koyuyoruz, birileri alıyor onları. Hani insanlar bitti de hayvanlar mı kaldı diyebilirsiniz, ama işte insanlar bir şekilde çaresini buluyorlar. Ona da çok yerden çağrı yapılıyordur, ama ben de bir çağrı yapmış olayım. Evet, bir kere daha hatırlatalım efendim. Bu havalarda işte mama, kutu, kapalı kutu, kedi evi, köpek evi, bunları imkanı olan herkes, imkanı olan yerlerde yapsa harika olur. Peki, şimdi bu hafta iki kadın gündemdeydi. Sezen Aksu ve Sedef Kabaş. Aslında gerçekten haftanın gündemini bu iki kadın belirledi diyebiliriz. Sezen Aksu bir şarkı sözünde Adem'le Havva ile ilgili bölüm nedeniyle yaklaşık bir haftadır, hatırlıyorum, geçen hafta da çok kısa, daha yeni başlamıştı. Geçen haftadan bu yana tam bir haftadır gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükçamlıca Camisi'nde Cuma namazının çıkışında bir açıklama yaptı. Kimsenin dili uzanamaz Hazreti Adem Efendimiz'e, o uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir dedi. Şimdi hem bu sözler aslında çok tartışıldı, konuşuldu. Gündem mi değiştiriyorlar yoksa esas gündemleri mi bu tartışması döndü. Ne dersiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bir siyaset mi yapıyor? Yoksa hayır, bu doğrudan zaten gündemi, içinden gelen, hissettiği, söylemek istediği şey mi bu? Her ikisi de gündem değiştirme mutlaka çabası da bu tür dini tartışmaların ön plana çıkmasında çok etkili oluyor. Böylece işte AK Partisi kendi seçmenini konsolide ediyor diyorlar artık, ne derece bir karşılığı var bilmiyorum, ama evet, bir şekilde dikkatleri başka bir yere ve de üstelik de insanların hassas olduğu, ileri sürülen yerlere çekiliyor. İnsanların hassas olduğu şey kısmını da pek çok anlamıyorum ya, yani cahil bir şarkı sözünün içerisinde cahil Adem'le Havva filan geçti diye niye birileri bu konuda hassasiyet gösterir? Yani kutsal bir takım şeyleri kutsal kabul edenler için kutsallığını bozacak bir şey yok. Yani bu kadar alınganlığa, hassaslığa gerek yok. Geçen hafta da zaten söyledik, biliyorsunuz. Yani bir düşünce ve ifade özgürlüğü olan yerlerde şahsi, karşılıklı, işte sözel şiddet, işte tahkir, daha ötesinde aslında tehdit gibi sözel şiddet unsurları olmadıktan sonra, yani kamuyu ilgilendiren konularda her şey söylenebilir. Dini inançlarımızı zedeleyecek veya işte onlara karşı tezler de ileri sürülebilir, karşı şeyler de söylenebilir. Yani biz hala buralarda takılırsak işimiz var demektir. İkincisi işte dediğim gibi gündemi de bununla değiştirilecekse bu devran hep böyle gider kısır döngü halinde. Yani bunları gündemi değiştirmeye aday konular olarak görmek veya işte köpürtmek falan bir siyaset biçimi ise hiçbir zaman bir ifade özgürlüğü Türkiye'de olmayacak. Bu bahsettiğimiz örnekte, yani ifade özgürlüğü falanla bile ilgili değil. Yani şarkı sözü ve de yani gündemi değiştirmek değil de gerçekten gündem bu mu? Yani nereden baktığınıza bakar. Ama küçük bir grubun, geçen hafta zaten öyle, yani ilk önce Cumhurbaşkanı konuşmamıştı. Küçük bir grup Sezen Aksu'nun evinin önüne gitmişti falan. Gürültü koparmaya çalışmıştı. Yani kalkıp da o çok son derece yadırganacak bir şeyken kalkıp Cumhurbaşkanı'nın da camide böyle bir şey söylemesi
akıl alacak bir şey değil. Yani ne halde olduğumuzu gösteren bir gösterge. Yani eğer gündemi değiştirmek için bile olsa o da çok vahim bir durum. Gündem böyle şeylerle mi değişecek? Bu böyle şeylerle değiştirirseniz köpürdükçe köpürecek tabii de bu tür hassasiyet denilen şeyler, reaksiyonlar, bunların normal karşılanması. Bu da yeterince vahim yani gündemi değiştirilecek değiştirmek için yapılmış olsa da bu durumu hafifletmiyor bence. Şimdi Sedef Kabaş da tutuklandı. Aslında Ece Temel Kur'an da bu iki olayla ilgili bir tweet attı. Hem sizin hem kendisinin hem de Banu Güven'in yaşadıklarını hatırlattı. Yıllar öncesinde. Evet, arkadaşlarını da ekrana getirdiler. Bu geçer işimize bakalım diyen muhalif siyasetçi varsa her yakılan cadıdan sonra siyasetin bir mevzi daha kaybettiğini hatırlatmak isterim. 2011-2012'de Banu Güven, Nuray Mert ve bendeniz atıldıktan sonra ana akım medya geri dönüşsüz şekilde yıkıldı. Bir sonraki tweetine de bakalım mı sevgili Reji Büşra? Şimdi Sedef Kabaş'ı verirseniz, Bağımsız Yayıncılık, Sezen Aksu ve Gülşen'i verirseniz ana akım sanat bitecek. Sanki ölmüşüz gibi koymuşlardı bak fotoğraflarımızı yan yana o zaman. Evet, o kadınlar Yılmazlar ama memleket daha da beter olur. Bu yeni üç cadı yakılırsa biraz sizin de cadıya benzetiyor üçünüzü de, Banu Güven, siz ve kendisini Ece Temel Kur'an. Ve diyor ki Sedef Kabaş, Sezen Aksu ve Gülşen de bugünün üç cadısı, yaktırmayın diyor. Önce kadınları kurban ederler sonra size gelir beyler demiş son tweetinde de. Biraz ben de tweeti gördükten sonra aslında o günleri hatırladım. Size yönelik sözleri, Ece Temel Kur'an'ın yaşadıklarını, Banu Güven'i. Siz ne dersiniz, hatırlattı mı Sedef Kabaş ve Sezen Aksu olayı? Bir de muhaliflere, muhalefet siyasetçilerine seslenmiş Ece Temel Kur'an. Doğru bir seslenmiş mi sizce? Yani sessiz, bu konuda pek şey yapmak istemiyordum. Çünkü yani şahsi hale geliyor. Ben bir başkası olsaydım bu konuyu çok kurcalamak isterdim. Ama şu kadar, yani Ece'nin tweet dolayısıyla gündeme geldi. Kadarını hatırlatayım. Sadece bunu kınamayan, muhalefet filan meselesi değil bu. Ece kibarlık yapmış. Bizim başımıza bunlar geldiğinde şu andaki ses çıkaran, muhalif olan, kıyametleri koparmaya çalışan, diğerlerini ayıplayan, ses çıkarmayanları ayıplayan insanlar gık dememişti. Onu da hatırladınız mı bilmiyorum. Üstelik de yani mesele kadın dayanışması ise üçümüz de yani söz konusu olan isimlerin üçü de kadındı. Kadın meslektaşlarımız bir satır yazmadılar. Hepsi ana medyada yerlerini koruma derdindeydiler. Erkek meslektaşlarımız da aynı şekilde. O zaman kimin nerede olduğu ve ne kadar süre boyunca oralarda olmaya devam ettiklerini biliyoruz. Fakat dediğim gibi bu işte her zaman oluyor. Şimdi onların başına gelecek manasında değil. Niye bu kadar mesafe alındığını hatırlatmak açısından söylüyorum. Yani bugün ben mesela çıkarılan sesleri geri adım attırdığını düşünüyorum. İktidara ve bu tür hoyratlıklar peşinde olan çevrelere. Yani ne kadar çok ses çıkarsa, ne kadar geniş çevreden ses çıkarsa bunun bir karşılığı olur. Keşke bu noktalara gelinmeden de o ses çıkarma ihtiyacının herkes farkında olsaydı. Belki biraz daha farklı bir yerde olurduk. Yani şimdi tamamıyla bu tablonun sorumlusu ses çıkarmayanlar diyorum ama ben büyük bir sorumluluk yüklendiklerini ve büyük bir özür borcu olduklarını düşünüyorum. Yani bu aşamaya gelinene kadar. Ne oldu? Bakın bu aşamada şimdi yani ses çıkarmayan muhalefet, işte muhafazakarları işte kaçırmamak isteyen İYİ Parti'den bahsediliyor herhalde. Ama diğer tarafta daha böyle bir geniş uzlaşma söz konusu oldu. Oysa ki ilk aşamada işte bizim 2011-2012 aşamasında bir takım arkadaşlar Türkiye hala demokratik, yani bu durumda Türkiye hala demokratikleşiyor savunma ve arkasında durma peşindeydiler. Ondan sonra o fasıl bitti, onlar da ses çıkarmaya başladılar. Bu sefer herkes kendi arasında
ulusalcı kesimler işte onlar yetmez ama öğretici şimdi bağırıyorlar ama dün bunu yaptılar falan birbirlerine girdiler. Ve kimse kimsenin yanında sonuç olarak durmadı. Böyle birbirini takip eden dönemler boyunca. Bazıları dediğim gibi en baştan ya iyi geçinelim yerimizden olmayalım diye. Bir kısmı işte yok ya çıkmayan canda ümit vardır. Demokratikleşmeden ümidimizi kesmeyelim gibi saçma sapan bir siyasi analizli beklenti üzerine. Ulusalcı kesim zaten şeye karşı yani içinden demokrasi, liberal falan geçen her şeye karşı bir hınç ve öfke içinde. Ne oldu? Bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz. Dün yadırgayan isimler şimdi aynı zeminde ses verebiliyorlar. Demek ki bu olabiliyormuş. Ama buna şey derler. Badel harabül basra. Basra harab olduktan sonra. Gene de ben olumlu buluyorum yani çok ses çıkarılmış olmasını olumlu buluyorum. Orada Gülşen örneğini de unutmayalım. Yani magazinel bir şey diye kalmasın. Onun duruşu da çok cesur bir duruştu. Yani illa gazeteci, illa işte entelektüel falan olmak gerekmiyor. İnsanların kendi haklarını, kendi yaşam biçimini, kendi kararlarını savunma biçimleri de çok önemli bence. O yüzden Gülşen'in duruşu da ihmal edilmesin. O da çok önemli bence. Peki biraz siyaset yani ne derler? İşte parlamenter siyaset mi? Aslında bu konuştuğumuz her şeyde siyaset ama bu gündem değiştirme tartışmalarından sonra şu da gündeme geldi. Aslında hep böyle çok klişeleşmiş uzun süredir. İşte iktidar yönetemiyor, iktidar yönetemiyor. Ama siz de bu yönetememe halini yönetebiliyor olmasını neye borçlu iktidar sizce? Yani sonuçta hani hep hatırlıyorum o örneğinizi. İşte Süleyman Soylu meselesinden sonra çok böyle örnek olarak da çok verdiğim bir şey diyorsunuz ya. Yani Süleyman Soylu evet işte Sedat Peker videolarından sonra tırnak içinde rezil oldu. İşte siyasi hayatı bitti dedi herkes. Ama neticede orada görevinin başında. Hala Dışişleri Bakanı mı? Evet. Milyonlarca insanın güvenliğinden işte sorumlu bir isim mi? Orada oturuyor mu? Evet. Şimdi iktidar içinde hep deniyor ki yönetemiyor. İşte yönetme krizi, iktidarın yönetme krizi. Ama sonuçta bir şeyleri yönetiyor ki hala memlekette Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ortaklığı ve Cumhur İttifakı da iktidarda. Yönetememe evet, halini yönetiyor en kötü ihtimalle yani. Bunu hep konuşuyoruz hala %30 oy ve bunu hep böyle tekrar hatırlatıyoruz. Çünkü o zaman eksik olan neyi kurcalamamız gerektiği için. Ama Gökçe demin unuttuğum bir şey var. Yani daha doğrusu üzerine senin sorun geldi. Bu Sedef Kabaş'ın özellikle ifadesi üzerine işte çok hakaretamiz bir şey. Evet. Yani şey değil, çok tatsız bir benzetme olabilir. Fakat bakıyorum yani iktidar çevresi hep böyle çok, çok nazik, çok kibar bile ve kesildi bu konuda. Ve de onun dışındakiler de adeta böyle özür dilercesine, ben de kullanmam öyle bir ifade. Yani siz de kullanmıyor olabilirsiniz. Ama şunu hatırlıyorum. Ama velev ki kullandık. Ha şimdi velev ki kullandı zaten yani Tony yani hep böyle dışarıdan Batı'dan örnek vermekten en haz etmediğim şey ama gerçekten Tony Blair'i Irak işgali sürecinde Amerikan Başkanı Bush'un köpeği olarak karikatür yaptılar. Ya daha ötesi var mı? Yani onlar da böyle aman sütten çıkmış ak kaşık demokrasiler falan değildir. Ona da ihtiyatla yaklaşalım ama. Yani bu kadarını yapacaksınız. Hangi çağda yaşıyoruz canım yani böyle süper demokrat olmanıza gerek yok. Siyaset yapan insan tahammüllü olacak. Düzeysiz bulabilir, tatsız bulabilir, canı sıkılmış olabilir, alınmış da olabilir. Ama siyaset yapıyorsunuz yani bunlar olacak. Ama mühim olan? Onun ötesinde bir şeyden bahsediyorum. Şimdi bakın bu ülkede iş bakıyorum yani bütün iktidar çevresinde veya dediğim gibi onun dışındakiler bile ama işte o ifade de işte hakaretli de o vardı da bu yapılırdı. Ya bırakın şerh onu. Şerh düşerek değil mi? Tamam şerh düşersiniz siz kullanmazsınız zaten siz kendi söylediklerinizden yani herkes kendi söylediği ve kendi uslubundan mesul. Ama bu kibarlık bu kıyamet şunu yani muhalefet de hatırlatmıyor. Ya bu ülkede ana muhalefet partisinin genel başkanına linç girişimi yapıldı. Linç girişimi.
Yumruk attı birisi. Sözel şiddet değil, fiziki şiddet. Yumruk attı. O yumruk atan adamı bilmem ne amca diye bir AK Partisi milletvekili gitti elini öptü. Ya bu yapıldı. Sanki böyle iktidar çok kibar, çok böyle hassasiyetlere, böyle burası böyle şey bir gül bahçesi, bir siyasal ortam da ay büyük skandal haline geldi söylenen şey. Yahu fiziki şiddet uygulanıyor. İçişleri Bakanı doğrudan muhalefete terörist diyor. Yani bunun içerisinde şey yok mu? Hakaret yok mu? Tehdit yok mu? Hedef gösterme yok mu? Yani birisinin söylediği bir ifadeden sonuçları itibariyle hiç de bir şey çıkmaz yani. Tatsız bir şey olarak görürsünüz, olur gider. Ama bu makamlardan söylenilen şeyler hedef göstermeler. Öyle değil mi? Tehdit içeriyor. Yani top kamuoyunu işte o meşhur herkesin başında bela olan kin ve nefret uyandırmak diye. Olmayacak şeylere toplum içinde kin ve nefret uyandırmak deniliyor. İktidar çevresi en başta böyle bir dil kullanıyor. Dediğim gibi özellikle ben çok aradım yani, bilmiyorum bunu hatırlatan oldu mu? Yani sözel şiddet, en fazla sözel şiddet diyeceğimiz. Bir şeyden bahsediyor işte, o da öyle söyleseydi, bakıyorum AK Partisi önünde gelen siyasetçiler işte öyle deseydi de böyle deseydi de, bir şey eleştiri hakkına saygımız var ama bilmem neye saygımız yok. Ayol, sizin eleştiriye falan saygınız maygınız olmadığı gibi. Yani eleştiriyi yumrukla falan susturmaya çalışıyorsunuz. Yani o yumruk atan adamın diyorum da bu kadar daha bağlantılı olabilir mi iktidar partisi? Yani yumruk atan adamdan ben mi mesulüm falan tartışılacak bir şey değil. Milletvekili Metin Külünk gitti bilmem ne amca diye elini öptü o adamın ya. Yani şunu 3-5 kere döndürseydiler işte bir takım televizyon, bilmiyorum sosyal medyada yokum ama gündem oldum haberim yok. Ama ben muhalefet kesimine yakın şeyleri izliyorum. Televizyonları. Yani hala kemküm falan bu işlerden. Evet çok yani üzerinde duruldu, çok ses verildi. Bu da çok önemli. Ama dediğim gibi yani iktidarın da böyle şeyler olduğu zaman karşı taraf olunca böyle süper böyle şey kesilmesi. Beyefendi bir tarz. İşte öyle dense böyle biz her türlü şey açız falan. Ya boş versinler bunları. 3-5 tane böyle hani böyle bir durumda ortaya çıkmayı marifet sayan bir takım böyle medeni görünüşlü siyasetçileri var. Onlar böyle sesleri daha kısık. Böyle daha efendiden bir görüntü içerisindeler. Böyle bir şey olunca hayda onları ekrana daya. Onlar açıklama yapsın. Ve yani biz böyle şeyleri, bir tanesi gözüme takılan dündü galiba Numan Kurtulmuş. Bir tanesi Ömer Çelik. Yani işi gücü, kendini entelektüel zannetip işi gücü işte AK Partisi'nin sözcülüğünü yapmak, hem de düzeysiz bir şekilde sözcülüğünü yapmak. Yani bu kimi kandırıyorlar ya? Muhalefet de bunlara ya siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz filan bu kısmıyla söylemiyor gibi geliyor bana, bilmiyorum. O yüzden onu hatırlatmak isterim başka bir şeye geçmeden. Yüzde hala bu şartları altında nasıl yönetiyorlar derseniz. Onu da gene işte hala bir takım bir kesimin özdeşlik ilişkisi kuruyor olmasıyla açıklıyoruz. Onda da ister istemez geliyoruz şimdi tam hazır bu sefer bir seferlik hiç olmazsa muhalefetti konuşmayacaktık. Ve son zamanlarda da işte bayağı bu, yani ben sadece siyasi partiler muhalefetinden bahsetmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu toplumsal muhalefet, bu son çıkarılan sesler olumlu bir şeydi. Ama gerçekten muhalefet siyasi partiler olarak da bu atmosferi yaratabilmesi, devam ettirebilmesi lazım. Yoksa insanlar gerçekten işte evet ona da uzak duruyorlar. Belki her yapılan edilenden de hoşnut değiller. İşte AK Partisi'ne hala destek vermekte olan insanlar. Fakat kendilerini hala oraya ait hissediyorlar. Yani en çok bunu düşünmek lazım. Bu aidiyet ilişkisini böyle tamamıyla ortadan kaldıramazsınız. Ama bu derece yıpranmış bir iktidar, olan biten gördüğümüz gelişmeler. Bunlar karşısında yani muhalefet de hala bu aidiyet çekincesini yaratıyorsa insanlarda. Yani gene de biz oraya aitiz. Bunlar gelirse gene de bize hor bakacaklar. Gene de bizi küçümseyecekler. Geçen sefer de bunları konuştuk hatırlarsanız.
Bunun üzerine düşünsünler diyorum. Yani çok bunu çok açıklayabilirim de kimse alınsın daralsın istemiyorum. Yani muhalefet yapma biçimlerini, söylenen edilen şeyleri geçen hafta biraz bahsettik. Yani yoksulluk konusundan bahsedilirken bile işte bir şekilde hala bu kadar işte 3 kuruş 5 kuruş hesabı yapıyor insanlar ama hala gidip veriyor falan. Yoksulluk teşhiri. Bakın ben bu yoksulluk teşhiri meselesini zamanında Kanal 7'de bir program vardı. Böyle işte aman yardım vardım yoksulluklar falan o zaman onlar yaparlardı. Öbür kesim fazla ilgilenmezdi bu işlerle. O zaman bile yazmışımdır. Yani bunu sadece bugün muhalefet yapıyor diye değil. O zaman Medya Kronik'teydi yazıyordum galiba 90'ların sonunda. Yoksulluk teşhiri. Yani insanları böyle mahcup duruma düşürücü falan. Yani bunlar işte aidiyetten kastettiğim bu. Din, muhafazakarlık falan filan da değil mesele sadece. Anlatabiliyor muyum? Yani insanları işte böyle bu teşhir, işte bu imaj, bu şekilde biz gerçekten de işte bu süreç içerisinde iktidarı yıpratmak amacıyla özellikle araçsal kullanma antipatik oluyor diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Geçen hafta da söyledim zaten fazla bu konu üzerine öbür şeyler çok daha önemliyken fazla gene tekrar muhalefeti eleştirmeye girişmeyelim isterseniz. O zaman burada noktalayalım Nuray Hanım. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz, eksik bıraktığımız bir şey yok herhalde. Var. Bitiriyorsak bir şey daha söyleyeyim. Gene imzalar toplandı, şunlar yapıldı filan. Hepimiz, işte ben sitem ettim, bana da ulaştı sonuç itibariyle. Ama Aysel Tuğluk sorunu hala devam ediyor. Yani biz burada söyleyeceğiz de duyacaklar diye değil ama mümkün olan her platformda tekrar bunu hatırlatmak lazım. Son Gültan Kışanağ'la yapılan bir röportajı okudum. Tekrar Gültan da altını çiziyor. Yani durumun vehametinin. Artık bunun böyle hukuksuzla, demokrasiyle falan bir alakası yok. Bu artık insanlık sorunu haline gelmiş vaziyette ve nasıl duyarsız kalınıyor anlamak mümkün değil. O yüzden de hani kampanya yaptık bitsin falan veya biz de bahsettik bitsin yapmayalım böyle konularda. Bu çok vahim. Yani dediğim gibi demokrasi, hukuk, devlet falan sorunlarının ötesinde bir sorun. Onu hatırlatmış olayım. Evet biz de bu konuda yani gazeteciler olarak, medyaskop olarak konuyla ilgili her günceli takip edip haber yapmaya devam ediyoruz. Yani işimiz ne yapmamızı gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Ne kadar ulaşabilirsek, evet. Hoşça kalın Nuray Hanım. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Siz izleyicilerimize de bu sohbete eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.